ulusalcı. Ya bir, şimdi bu ulusalcı diye de bir takım adamlar da işte biz de ulusalcıyız. Ne ulusalcı? Ben ulusalcı falan değilim. Ulusalcılığı da anlamıyor insanlar. Herkes, her Amerikalı ulusalcıdır. Her Fransız ulusalcıdır. Her İspanyol ulusalcıdır. Her Rus ulusalcıdır. Sen bana ulusalcı diyorsan, ya yani bana onu yakıştırıyorsan demek ki sen federasyoncusun. Çünkü ulusalcılığın karşılığı federasyon. Anayasa, evet. Anayasa ne diyor? İşte bu toprak bir harita veriyor. Sen oraya bağlısın. Sen ulusalcı diyerek neyi kastediyorsun? Yani bunu da bir güya da suçlama olarak. Yani herkes yani bu topraktaki öğretmen de mühendis de herkes ulusalcı olmak zorunda. Bunun karşılığı şimdi İslam. Ulus devlet. Bu İslamcı çocuk bana diyor ki sen ulusalcısın. E sen federasyon musun? Federasyondan yana federalist misin? Yani bunun karşılığı federal. Yani bir sürü kavramı da karıştırdılar. Türk diyor. Türk genel bir isimdir. Türk bu topraklarda yaşayan vermiş genel bir isimdir. Şimdi bunu bir ırkın, bir kabilenin adına koymuşlar. Ya Asya'dan çıkan herkese bunu vermişler. Ne yapsaydı Mustafa Kemal? Hadımoğulları mı koysaydı? Habuloğulları mı koysaydı devletin adını? Ne koysaydı? Almanların hoşuna geldiği gibi Enveristan mı gibi Kemalistan mı koysaydı? En genel, en kabul görmüş bir isim koydu. Tabii ki bu toprakta bin çeşit insan var. Ama bunların bir de sabaha kadar bin çeşit de konuşması var. Mesela bir dili getirip koydular. Kürtçe diye bir dil. Ya bu Selçuklu'nun dili. Selçuklu 6 asır bu dili kullandı. Selçuklu'nun dili. Ya benim dilim, öz dilim. Bin yıllık Anadolu topraklarında en çok yasaklanan dil Türkçedir. Nasreddin Hoca'nın, Pir Sultan'ın dilidir. Bu Yörüklerin dilidir, Türkmen'in dilidir. Selçuklu'nun resmi dili Farsçadır. Mevlana bile Farsça yazdı, çizdi. Hepsi Farsçaydı. Selçuklu Sarayı'nda Türkmen isyanı, 300 yıl sonra Türkmen isyanı oldu. Türkmen beyleri Selçuklu Sarayı'na geldiği zaman evet. Türkçe tercüman koyuldu, Türkçe tercüman. Bu gelen yeni beyler var, Türkçe konuşuyorlar sarayda bunu bilmiyor diye. Türkçe tercüman koyuldu. Sonradan Türkçe, yine de Osmanlı'da Türkçe konuşuldu diyemeyiz. Türkçenin 100 yıllık geçmişi var Türkiye'de. 100 yıl önce. Yani diliyle orada bir sürü yeri var kardeşim. Bir sürü konuşulacak, tartışılacak yeri var. Selçuklu'nun dilini bir ulus dili gibi bize gelmiş şimdi kakalamaya çalışıyorlar. Benim dilimdir o dil ya. Bu toprağın dilidir. Kürtçe de konuşurum, Türkçe de konuşurum. Bunlar birbiriyle kırdırılacak, kavga edilecek, yarıştırılacak bir şey midir? Bugün bir Kürt çocuk, Hakkari'li bir çocuk, Osmanlı'nın en büyük şairi diyelim, en büyük şairini alsın, okusun, benden daha iyi anlar. Ben sözlükle anlarım, o sözlüksüz anlar. Evet. Çünkü içinde bir sürü 5 tane 6 tane Farsça kelime var. Ben anlamam, o anlar. Ya bu topraklardaki her şey bizimdir. Şimdi bunlar işte bir dili öyle koy, öbürünü öyle koy. Ondan sonra bir şey, başka şeyler koy. İşte Türk gururu, Kürt gururu, Türk onuru, Kürt onuru. 30 yılda bunları inşa ettiler. Şimdi ben ne diyeyim bu saatten sonra? 30 yıl yoksun ki burada. 30 yıl seni atmış, dövmüş, bir kenara atmış. Kendi Amerikan istihbaratı ya da büyük güçler ya da medyanın güçleri kendi dillerini konuşturdular. Şimdi ortalık karman çorman. Biz ne desek faşist oluyoruz, ne desek bir şey oluyoruz. Yani işi bozan oluyoruz. Kendi ülkemizde bizi böyle bir şeye haline getirdiler. Ümmümüzden sıktılar, içeri attılar. Ağzını açana da bilmem ne yaptılar. Yani ülkeyi bölersek insan olacağız.